Merhaba arkadaşlar. Bu gece kısa bir ders yapmayı düşünüyorum. Şimdi YouTube'da yayınladım derslerin tamamına dikkat ederseniz kolaydan zora doğru bir gidişat var. Şimdi bugün sizden gelen talepler doğrultusunda da list view nasıl kullanılır? Küçük bir örnek yapacağız hep beraber. Şimdi ben özellikle genelde şimdiye kadar mesela Visual Basic tarafındaki şu standart komponentleri kullandım. Şuraya kadarki standart olanlar. Geri kalan işte örneğin şu date tarih olsun, şuradaki list view olsun veya progress bar olsun veya değişik komponentler var arkadaşlar. Örneğin mesela ne olabilir başka? İşte ima şuradakiler değişik komponentler var arkadaşlar. Bunları Excel'e yüklemek biraz sıkıntılı olduğu için bugüne kadar bunlara girmedim. Şu anda zamanı geldi. Sizden de bu konuda talepler var. Bu nedenle bugün şu list view ile ilgili bir örnek yapacağım. Şimdiye kadar hep list kullandım. Çünkü burada hazır vardı. Direkt tıklayınca kullanabiliyordunuz. List view daha gelişmiş bir özelliğe sahip arkadaşlar. Dolayısıyla hem bu dersi işleyeceğim hem de bundan sonra artık örneklerimde, çalışmalarımda list view kullanabilirim. Eğer bu dersi takip et, iyi dinlerseniz arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Hemen hızlı bir şekilde tabii buraya nasıl geldim bunu şöyle bir baştan anlatayım. Bunu remove yapıyorum. Formu sildim. Şimdi bu dersi yeni başladıysanız hemen geliştirici sekmesinden Visual Basic tarafına geldim. Şuradan bir user form ekledim arkadaşlar. User formumu şöyle biraz boyutlandırdım. Ve buraya bir frame alıyorum hemen hızlı bir şekilde. Evet, şöyle bir frame alıyorum. Buraya işte müşteri bilgileri diyorum. Ve buranın üzerine bir label aldım. Buraya adı diyorum. İki nokta üst üste. Karşısına bir text box. Şu ikisini de seçtim. Kontrol tuşuyla bir kopyasını alıyorum. Buraya kopya daha aldım. Şöyle. Şunun zemini buranın üstüne geldi. Bunu sağ tuş send backward deyip en alta gönder diyebilirsiniz. Şuraya pardon. Buraya soyadı diyorum. Şuna da borcu diyelim fazla uzatmadan. Buraya da borcu diyorum arkadaşlar. Şimdi şuna TX'te ad şuna TX'te soyad şuna da TX'te borç diyorum. Tamam. Ondan sonra buraya bir buton alıyorum. Hatta butonu şuraya alalım. Ve buraya da kaydet diye yazıyorum. İsmini de BTN kaydet dedim. Şu alt tarafa bir list box alacağım arkadaşlar. Şöyle alt tarafa. Hemen şuradaki butondan list box çiziyorum. Tamam. List box'ın şuradaki kostüm yani işte seçeneklerine gelip öncelikle buradan view kısmını view report yapmanız lazım arkadaşlar. Bunu yaptınız. Sonra şuradaki seçeneklerden işte mesela ne seçilebilir? Full row yani satır full seçilsin. Grid çizgileri gözüksün. İşte mouse üzerine gelince şöyle belirgin hale getirsin. Sonra geliyorsunuz arkadaşlar buradan kolon headers'a geliyorsunuz. Burada bir kolon ekliyoruz. Kolon adına adı diyorum. Büyük harfle de olabilir. Adı küçük harfle adı diyelim. Ondan sonra kolonun uzunluğu var. Width genişliği 100 olsun. Tekrar insert'e basıyorum. Buraya da soyadı. Yine bunun genişliği 100. Yine insert'e basıp buraya da borcu diyorum. Bunun da genişliği 80 olsun arkadaşlar. Ve uygulaya basıyorum.
Sonra şuradaki fonta gelip tab liste 100 seçili dikkat ederseniz bunu kalibri yapıyorum. Kalibri yapıp font burada Türkçe seçili zaten tamam. Şöyle çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi adı, soyadı, borcu. Şu borcu fazla bunu biraz ayarlamakta fayda var. Hemen şunun kostümüne gelip şu adını 120 yapıyorum. Soyadını da 120 yapıyorum. Tamam, şimdilik böyle kalsın. Fazla detaya gidersem video biraz uzayacak. Tamam, şurayı hazırladık arkadaşlar. Hemen sayfama geliyorum. Bu sayfa 1'e müşteriler diyorum. Ondan sonra bir sayfa daha ekliyorum. Buna ayarlar diyorum. Ayarlar. Ayarlar. Tamam. Şuraya da ID diyorum arkadaşlar. Ya da müşteri ID. Müşteri ID diyorum. Evet. Müşteri ID'yi buraya yazacağım. Yani şu anki seçili yere yazacağım arkadaşlar. Burayı sürekli bir bir artıracağım. Tamam, burası böyle. Şimdi gelelim buraya. Burada da buraya müşteri ya da buraya ID diyorum. Şuraya adı, soyadı ve borcu diyorum. Sayfamız buraya bilgiler buraya kaydolacak. Şunlara isim verdik. Tamam. Hemen kaydeti yapalım arkadaşlar. Her zaman bildiğimiz klasik kaydet. Kaydetin içine giriyorum ve şunu yapıyorum. Sheets diyorum. Ayarlar sayfasındaki nokta range B1 nokta value eşittir. Şurayı tekrar şöyle seçiyorum. Ctrl C ile kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Şu en sonuna artı bir diyorum. Yani tabii bize soru soralım. Soru soralım. Dim sor as byte diyorum. Ondan sonra şuraya sor eşittir msg yazıp kontrol boşluk diyorum. Parantez açıyorum tırnak içinde. Kaydedilsin mi? Noktalı virgül. Şöyle pardon tırnak dedim. Virgül. VB yes no arkadaşlar. Artı birinci buton aktif olsun. Artı resim olarak da question gelsin. Yani soru sorma. Şöyle ikonu gelsin. Virgül tırnak içinde kaydet. Parantezi kapatıyorum. Eğer sor eşittir 7 ise bu 7 VB no'dur arkadaşlar. Then exit sub. Sub'tan çık. İki defa then yazmışım. Şimdi çıkmadığına göre şuraya geldiğine göre demek ki kaydetmiş. Kaydetmek istiyor. Hemen ne yaptık? Ayarlar sayfasındaki değeri artırdık. Ondan sonra yine sheets dedik. Bak ben oldukça en kısa yolunu anlatıyorum size. Sheets müşteriler sayfasındaki range pardon range değil. Müşteriler sayfasındaki rows 2'ye insert yap. Yani bir satır boş bir satır ekle oraya. Sonra sheets müşteriler sayfasındaki range A2 nokta value eşittir. Ne, bunu nereden çağıracağız arkadaşlar? Ayarlardaki B'den çağıracağız. Ayarlardaki B1'in değeri oradaki ID numarası, şey müşteri numarasıdır. Hatta başına hiçbir şey yazmaya gerek yok. Tamam. Sonra şunu tekrar alıyorum. Aşağıya yapıştırıyorum. B2'ye B2 value eşittir. Bu case yazarsanız büyük harfe çevirir. TX'te add nokta value dedim.
Şu ikisini kopyaladım, yapıştır dedim. Bir tane daha yapıştırdım. Şuna C sütununa TX'te soyad diyorum. D sütununa TX'te boş diyorum arkadaşlar. Boş dedikten sonra sayfadaki şu D hücresinin style'ını şöyle aşağıya nokta style arkadaşlar stili eşittir currency yapıyorum. Yani para birimi çevir diyorum. Kaydettikten sonra buraya temizle diyorum. Sonra listele diyorum. Sonra MSG box kaydedildi diyorum. Tamam. Şimdi temizle ve listele diye iki tane prosedür oluşturmamız lazım. Sub temizle diyorum. Ondan sonra hemen diyorum ki TX'te at nokta value eşittir boşluk. TX'te soyad. Yani burada bir döngüyle de temizletebiliriz. Yani if işte neyse bir gerek yok. Borç nokta value eşittir boşluk. TX'te at nokta set focus dedim ve temizleme işini yaptım. Burası tamam. Sıra geldi listeleye arkadaşlar. Şimdi listeleyi nasıl yapacağız? Hemen onu da yapalım. Buraya sub listele şey pardon evet listele diyorum. Aşağıya geldim. Şimdi formun şu list view'in ismini LST müşteriler diyorum. LST müşteriler dedim. Temizliğe devam ederim. Şey listeleye. Şimdi buraya dim x as long diyorum. Ondan sonra dim item diyelim. Item yani oradaki veri item as arkadaşlar list item yani bir liste elemanıdır list item diyorum tamam item bir list itemdir artık şimdi burada önce listeyi temizletmemiz lazım önce listemizi temizleyeceğiz arkadaşlar ondan sonra devam edeceğiz. Nasıl temiz şey yapacaktık? LST müşteriler nokta list item nokta clear diyerek önce listeyi temizliyoruz. Sonra bir döngü yapıyoruz her zaman olduğu gibi. 4x eşittir 2 to 1 milyon yapıyorum. 1 milyon. Ondan sonra şuraya next'imi de açtıktan sonra yukarıya diyorum ki bir setlemem lazım arkadaşlar. Set item eşittir. Tabii önce bundan önce şöyle bir şey yazmakta fayda var. Eğer diyeceğiz sheets müşteriler sayfasındaki range a'nın x'inin değeri eşittir boş ise exit for'dan çık dedik. Önce bunu yapacağız. Şimdi setlememiz lazım. Set item eşittir lst kontrol boşluk dediğimiz zaman nokta list item arkadaşlar. Ondan sonra nokta ekle neyi ekle? Text tipinde text olacak şekilde eşittir. Yine sheets müşteriler sayfasındaki nokta range B'nin bu sefer diyorum. Ekranı kaplayayım. B'nin x'i nokta value dedim arkadaşlar. Ondan sonra aşağıya item nokta sub item şu anda listeliyorum arkadaşlar yani şimdi sub item 1'e ne alacağız
1 eşittir sheets. Önce bir dakika, burada ne yapmışız? Evet, A. Yani önce B'yi aldık. Ana sütun olarak B'yi aldık. Yine sheets müşteriler sayfasındaki nokta range C'nin x'i nokta aldık arkadaşlar. Bunu kopyalıyorum ve şöyle yapıştırdım. Bu da ikinci kolon. İkinci koluna da D sütununu al. Ondan sonra bu şekilde yapabiliyoruz. Tamam, listelememiz bitti. Listeleme de bittiğine göre bir de şöyle bir son bir şey daha yapalım arkadaşlar. Çift tıkladığımız zaman da sayfaya aktaralım. Mesela burayı çift tıkladığım zaman istiyorum ki şeye gelsin arkadaşlar. Şuradaki tekstlerin içine gelsin. Önce birkaç kayıt yapalım, ondan sonra deneyelim. Bir de şuraya bir tane buton alayım geliştiriciden. Şöyle bir butonumuzu çiziyorum. Bunun üzerine sağ tuş özellikler diyorum. Şuraya kayıt diyorum. Name'ine de btn kayıt diyelim. Şu kaydın içine çift tıklıyorum. FRM, bu FRM'nin de adını değiştirsem iyi olur. Özelliklerden şuna da FRM müşteriler diyorum. Şimdi az önceki şu FRM kaydı içine FRM müşteriler nokta show diyorum. Şimdi çalıştırdığımız zaman arkadaşlar programımız karşımıza gelecek. Şuraya gelelim. Şu tasarım modundan çıktım. Deneme yapalım. Ahmet, önce küçük harfle yazalım isterseniz. Ahmet Demir borcu 500. Bakın, hem sayfaya kaydetti hem de list view'imize attı. Mehmet Aslan borcu 700. Sinan Can borcu 1200. Bu şekilde list view'e kayıt yapıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi çift tıkladığımız zaman sayfaya atsın istiyorum arkadaşlar. Hemen onu da gösterelim. Pardon, şöyle geliştirici Visual Basic'e gittim. Şuna çift tıkladım. Bunun double click olayına giriyorum. Ondan sonra diyorum ki txt add nokta value eşittir lst müşteriler nokta select item diyorum arkadaşlar. Sonra txt soyad nokta value eşittir lst müşteriler. Bu sefer biraz farklı olacak. Selected item nokta sub item diyeceksiniz. Yani onun kolonu, birinci kolonu oraya al diyorsunuz. Txt borç nokta value eşittir yine lst müşterilerin nokta select list item, pardon, list item ya, selected item diyeceğiz. Yani seçilen nokta sub item 2 diyeceğiz. Ve bu şekilde aktarmış olduk arkadaşlar. Şöyle çift tıkladığımız zaman mesela boş geldi. Bunun ama sebebi şunun initialize kısmına, yani formun ilk yükleme esnasına buraya listele diyeceğiz. Listele. Evet. Şimdi çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi kayıtlarımız geliyor. Çift tıkladığımız zaman da buraya aktarıyor. Yani bu şekilde arkadaşlar. Örneğin şöyle diyebilirsiniz. Ya ben mesela ilk yükleme esnasında işte borcu 1000'den büyük olanları kırmızı yapsın mesela. Onu da hemen göstereyim. Şu listelerin içine giriyorum. Nerede listelerimiz? Şurada. Şurada diyorum ki eğer sheets arkadaşlar
Müşteriler sayfasındaki range, mesela ne diyoruz? Tırnak için D'nin X'i nokta value büyüktür 1000 ise mesela then burada ne diyeceğiz? Item nokta item nokta list ne çağırıyor ya? Şu tırnağı kapatmamışız onun için çağırmıyor. Şunu bir daha yazalım. Item nokta list list sub itemlerde. Tam burada zaten. Hangisidir? İkincisinin nokta for color eşittir vb red diyelim mesela. Vb red yani kırmızı renge. Bir daha aynı şekilde şöyle de yapabiliriz. Şunu aynısını kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Bu sefer küçük eşit 1000 ise küçük eşit 1000 ise mesela vb blue vb blue diyelim. Bu şekilde yapabiliriz. Şimdi çalıştırdığımız zaman bakın 1000'den küçük olanlar mavi, büyük olanlar da kırmızı olarak burada görünüyor arkadaşlar. Bununla ilgili daha çok detay var. Ama şimdilik bu dersimiz böyle olsun. En azından list view kullanmasını gösterdim arkadaşlar. Amacım biraz dersin kısa sürmesiydi. Yine de 20 dakika oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, videoları beğendiyseniz tabii, hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi geceler.